Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy A35 ve Samsung Galaxy A55 cep telefonu modellerinin beğendiğim 5 özelliğini anlatacağım. Biliyorsunuz ben bu telefonlarla ilgili daha önce 2 tane farklı video yayınlamıştım ve o videolarda kamera özelliklerinden tutun pil fonksiyonlarına kadar birçok özelliğini anlatmıştım. Bu videoda ise biraz daha böyle beğendiğim 5 özellik tadında bir video hazırlamak istedim. Bu videoyu neden hazırladığımı merak edenler için de şunu söyleyebilirim. Ürünlerin özelliklerini soranlar oluyor. Çeşitli sorularda geldi videolara. O videolardaki sorulardan da aslında bazı şeyleri çıkarttığım için böyle bir video hazırlamak istedim. İki model birbirine fazlasıyla benziyor. Tabii ki A55 isminden de anlaşılacağı üzere biraz daha üst bir model. A35 ise onun biraz kardeşi sayılabilecek bir model arkadaşlar. Ben her zaman yaptığım gibi bir tabloyla çalışmak istedim sizlerle ve şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz. Telefonların ekranlarıyla başlıyorum arkadaşlar. Her iki telefonda da 6.6 inçlik süper amoled bir ekran var. Çözünürlük aynı. Ekran yenilimi hızı aynı aynı. ekran parlaklıkları aynı arkadaşlar. RAM tarafında, depolama tarafında her iki cihazda da 128 ve 256 olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Her iki telefonda da microSD kart yuvası var. Her iki telefonda IP67 standartlarında suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Her iki telefonda da Android 14 ve One UI 6.1 var. Çift SIM desteğiyle geliyor her iki telefonda. Kamera tarafında ise önemli bir fark söz konusu. Samsung Galaxy A55'te 50 megapiksellik ana kameraya 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellik makro eşlik ediyor. Samsung Galaxy A35'te de yine 50 megapiksellik bir ana kamera var ama ultra geniş açı kamera 12 megapiksel yerine 8 megapiksel tasarlanmış makro kamera da yine Samsung Galaxy a 55te olduğu gibi 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Her iki telefon da 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor ana kamera tarafında. Ön kameralar 13 megapiksel. Her iki telefon da ön kamerası 4K 30 fps yine video kayıt yapabiliyor. Tablodaki diğer özelliklere baktığımızda ise aslında aynı olduğu görülüyor arkadaşlar. Wi-Fi, Bluetooth, 5G ve NFC özellikleri hepsinde standart olarak bulunuyor. İki modelde de 5000 mAh'lik pil var. Şarj kapasiteleri kablo olarak baktığımızda 25 W destekliyor. 3.5 mm kulaklık girişi her iki modelde de yok ve stereo hoparlör olduğunu da belirtmiş olalım. Güncelleme tarafında Samsung biliyorsunuz çok başarılı bu konuda arkadaşlar ve 4 işletim sistemi güncellemesi, 5'te güvenlik güncellemesi garantisi veriyor her iki model için. Fiyatlara baktığımızda ise Samsung Galaxy A35'te 15.499 TL ve 16.999 TL olmak üzere iki farklı fiyat seçeneği bulunuyor. Benzer durumda da A55'te ise 19.499 ve 21.499 TL'lik bir fiyat seçeneklerinin olduğunu söyleyelim. Bunlar depolamaya göre değişiyor anladığınız ve ekranda gördüğünüz üzere. Tabi bu tabloda olmayan bazı farklılıklar da var. Mesela Samsung Galaxy A55'in ki bana göre daha yakın tarafta bulunan bir cep telefonu bu. Gövdesi metal olarak tasarlanmış arkadaşlar. Diğer A35'te ise bu plastik bir gövdemiz var. Böyle önemli bir fark olduğunu söyleyeyim. Bu da aslında A55'in biraz daha dayanıklı olmasını sağladığını söylemek isterim. Şimdi her iki telefonda da bulunan özellikleri telefon bazında değerlendireceğim ve tabloda yer almayan özelliklerin bir kısmını da size anlatarak incelemeye devam edeceğim. İlk olarak Samsung Galaxy A35'e bakıyorum arkadaşlar. Galaxy Premium bir tasarıma sahip ve arka taraf cam bir tasarımla geliştirilmiş durumda. 50 megapiksellik AF OIS var. süper HDR video ana kameramız bulunuyor değiştirilmiş nightografi özelliği var. A35 modelinde nightografi yani gece fotoğrafçılığı özelliği sadece fotoğrafta kullanılabiliyor arkadaşlar. A55'te biraz daha farklı bir durum söz konusu onu da birazdan söyleyeceğim. Yapay zeka tabanlı portre çekimleri daha gerçekçi gerinlik efekti verilebiliyor. 12 bit HDR videografi 68 milyon renk skalası var. Ultra HD videos, Adaptive Vidis 4K sabitlememiz var. 6.6 inçlik Full HD Plus Super AMOLED sonsuz o ekran ve 120 Hz ekran yenileme hızımız var. EL5 Plus sertifikalı Samsung Knox Vault kişiler verildiğiniz saldırılara karşı dayanıklı ayrı bir donanım içerisinde güvenle koruyor. Böyle bir özelliği var. IP67 Gorilla Glass Victus Plus koruması olduğunu söyleyelim. 4 nesil işletim sistemi 5 yıl güvenlik güncellememiz var. 5 nanometre teknolojisiyle geliştirilmiş Exynos 1380 işlemcimiz bulunuyor ve 5000 mAh pil 25 Watt'ta hızlı şarj olduğunu söyleyelim. Gelelim Samsung A55'e arkadaşlar. Yine Galaxy Premium tasarımı arka cam kapak ve yan gövdede metal tasarlanmış. 50 megapiksel Afe AF OIS var. Süper HDR video ana kamera ve 32 megapiksel selfie kamera var. Şimdi bu modelde de özelliği var ama burada hem videoda hem de fotoğrafta bu özelliği kullanabiliyorsunuz. A35'te sadece fotoğrafta kullanabiliyorduk. 12 bit HDR videografimiz bulunuyor arkadaşlar. UHD videos Adaptive Vidis 4K sabitleme var. 6.6 inçlik Full HD Plus Super AMOLED sonsuz o ekran. 120 Hz ekran yenileme hızı. Yine EAL 5 Plus sertifikalı Samsung Knox Vault özelliği bulunuyor. IP67 Corolla Plus, Plus var. 4 nesil işletim sistemi, 5 yıl güvenlik güncellemesi var. Ve 4 nanometre teknoloji Exynos 1480 yeni nesil işlemci bulunuyor. 5000 mAh pil ve 25 Watt hızlı şarjın olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim bu iki telefonda beğendiğim 5 özelliği arkadaşlar. İlk olarak birinci özellik süper AMOLED ekran ve diğer fonksiyonlar. Şimdi her iki telefonda da 6.6 inçlik Full HD Plus süper AMOLED ekran olduğunu söylemiştim. Ben bu özelliği çok beğendim. Özellikle günlük ihtiyaçlar anlamında bu ekran çok güzel bir deneyim sunduğu gibi oyun oynarken, film izlerken ya da video izlerken sizlere ekstra da bir deneyim sunuyor. Ayrıca 120 Hz ekran yenileme hızını destekliyor olması ki her iki telefonda da bulunan bir özellik bu arada bu. Bu sayede çok daha akıcı, çok daha akışkan görüntülerde elde etmiş oluyorsunuz. Hem oyun oynarken, hem film izlerken, hem de video izlerken arkadaşlar. Ek olarak şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Her iki telefonda da 1000 nit ekran parlaklığı bulunuyor. Bu sayede özellikle güneş altında, güneşin böyle çok yoğun olduğu zamanlarda ki şu anda mesela biz Haziran ayındayız ve hakikaten de çok sıcak günler yaşıyor Türkiye'de. Böyle bir güneşin altında bile telefonu kullanırken ekranını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da önemli fonksiyonlarından bir tanesi. İkinci özellik ise kameralar arkadaşlar. Az önce aslında teknik özelliklerde kameralardan bahsettim biliyorsunuz ve daha önceki videolarda da bu kamera özelliklerinden, örnek videolardan, örnek fotoğraflardan fazlasıyla bahsetmiştim arkadaşlar. Her iki telefon da gerçekten de güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor arkadaşlar. Zaten Samsung'un biliyorsunuz belli bir kalitesi var ve bu kalitenin üzerine koyduğu zaman da baktığımızda arkadaşlar birçok fonksiyonunu ve özelliğini rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu kameraların. Samsung A55 biraz daha iyi bir kamera sistemiyle donatılmış. Az önce söylemiştim 50 megapiksellik ana kameraya 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellik makro kamerası eşlik ediyor. A35'te ise 50 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellik de makro kamerası eşlik ediyor. Birçok çekim modu var. Her iki telefonda da ortak olarak kullanabileceğiniz. Profesyonel modlara ek olarak arkadaşlar hem pro video hem pro fotoğraf olarak kullanabiliyorsunuz. Her iki modda ve pro modu sayesinde arkadaşlar birçok ayarı da siz kendiniz yaparak videoda ve fotoğrafta bunu kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Hani her iki telefon da çok güzel fotoğraf çekiyor. Kendi segmentinde ve kendi kategorisinde değerlendirdiğimde gayet güzel fotoğraflar çektiğinde söyleyebilirim. Tabii ki ön kameraları da ihmal etmemek lazım. Ön kameralarda da baktığımızda yine portre modu var ve birçok özelliği de bu ön kameralarda da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede özellikle fotoğrafta ve videoda her iki telefon da bizi yarı yolda bırakmıyor. Az önce teknik tarafta söylemiştim. Nightography tarafında arkadaşlar Samsung Galaxy A55 hem fotoğrafta hem videoda kullanabiliyor bu teknolojiyi. Samsung Galaxy A35 ise sadece fotoğrafta Nightography özelliğini kullanabiliyor. Telefonların beğendiğim bir diğer özelliği ise pil ömürleri arkadaşlar arkadaşlar. Her iki telefonda yaklaşık olarak bir, bir buçuk güne ulaşan pil ömürlerine sahip. Tabii ki bu kullanıma göre değişen bir süre arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu bazen bana çok soruyorsunuz. Hani ben kullanıyorum işte yarım günde bitiyor, 3 saatte bitiyor, 5 saatte bitiyor. Tabii ki ne kullandığınıza ve nasıl kullandığınıza göre pil ömrü değişmekle birlikte ortalama bir rakam vermem gerekirse bir, bir buçuk günü rahatlıkla her iki telefonda da görebileceğinizi söyleyebilirim. Tabii ki işte çok oyun oynarsanız birkaç saatte de pilini bitirebilirsiniz her iki telefonunda. 5000 miliamperlik pil var her ikisinde de. 25 watt'lık da kablolu şarj olduğunu söyleyeyim. Bu sayede hem telefonu oldukça hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz hem de gün içinde uzun saatler boyunca kullanabiliyorsunuz. Gelelim Samsung telefonlarda en beğendiğim özelliklerden bir tanesi olan güncelleme garantisine. Biliyorsunuz hiçbir marka bu şekilde bir güncelleme garantisi vermiyor Android tarafında ama Samsung son yıllarda çıkardığı birçok modeline uzun yıllar güncelleme garantisi veriyor arkadaşlar. Bu modellerde de şöyle 4 nesil işletim sistemi, Android işletim sistemi ve 5 tane de güvenlik güncelleme garantisi veriyor arkadaşlar. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi çünkü bir telefonu aldığınız zaman yani 2 sene mi güncelleme alır, 3 sene mi alır diye düşünmüyorsunuz. Her iki modelde de bu 4 ve 5 olmak üzere güncelleme garantisinin verildiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu bence önemli bir özellik. Yani telefon alırken hangi marka olduğu önemli yok. Mutlaka buna bakın arkadaşlar ki Android cephesinde böyle bir garanti veren başka bir marka yok. Beğendiğim 5. ve son özellik ise arkadaşlar dayanıklılık. Şimdi Samsung Galaxy A55'te arkadaşlar biliyorsun metal bir gövde olduğunu söylemiştim. Metal gövde oldukça dayanıklı bir şekilde kullanım imkanı sunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda her iki cep telefonunda da IP at 67 standartlarında suya ve toza dayanıklılık özelliği bulunuyor. Bu sayede su ortamlarda kullandığınızda ya da tozlu ortamlarda kullandığınızda bile performansından herhangi bir sorun olmuyor ve kullanmaya da cihazı devam ediyorsunuz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Kaldı ki sadece böyle hani fiziksel bir dayanıklılıktan bahsetmiyorum. Aynı zamanda yazılımsal bazı dayanıklıklarda söz konusu. Samsung'un geliştirdiği Knox Vault uygulaması sayesinde bilgilerinizi ve verilerinizi de güvenli ve şifreli bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Bir tanesi. Yine telefonlarda arkadaşlar Gorilla Glass Victus Plus koruması var. Bu sayede telefonu hani Allah korusun düşürdünüz bir şey oldu yere çarptınız ekranı sağlam bir şekilde durabiliyor ve hani kırılmalara karşı ya da darbelere karşı daha dayanıklı bir hale gelmiş oluyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Evet ben bu videoda biraz daha böyle Samsung Galaxy a 65in ve A55'in beğendiğim özelliklerini anlatmaya çalıştım. Videonun başında söylediğim gibi bu telefonlarla ilgili detaylı incelemelerde yaptım ben daha önce ve yine kanalımda yer alıyor. Diğer detayları merak edenler oralara da bakabilir arkadaşlar. Çünkü burada böyle çok sizi detaya boğmak istemedim. Biraz daha böyle daha genel özelliklerinden bahsettim ama daha fazla detay istiyorsanız ki aranızda isteyenler oluyor bazen görüyorum. O videolara da bakabilir. Ben videonun içinde linklerini koyuyorum. Açıklamaya da o videoların linklerini paylaşacağım sizlerle. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda size elimden geldiğince dilim döndüğünce Samsung Galaxy A35 ve Samsung Galaxy A55 modellerin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda soru olarak yazmaktan çekinmeyin hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak destek olmanızı istiyorum. Kanala abone olarak kanalın büyümesine katkıda bulunacağınız gibi bu tarz böyle ürünlerin gelmesi, bu tarz çeklerin üretilmesi konusunda bana da destek vermiş oluyorsunuz. Bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Beni her zaman da sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.